Türkiye Cumhuriyeti layık, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Hukuk devletinin gereği de hukuk önünde, yasalar önünde üstüne almış olduğun sorumluluğun karşısında hesap verebilmektir. Gereklerinden bir tanesi budur hukuk devletinin. Helalleşme olmaz. Kimle helalleşeceksin ya? Sayın Cumhurbaşkanı bunu Adıyaman'da söyledi. İsyas Otel'deki... Hemen gösterelim mi kimden aynen helallik istiyorlar? Ece hazırsa izlettirebilir miyiz kimden helallik istediklerini? Şu anda gayet bilincimiz açık. Ben Ali Osman Aydın. Yanımda Nazım Harput var. Nazımcan Harput. İsyas Otel'deydik. Bina üstümüze yıkıldı. Biz dışarıyı görüyoruz. İnsanlar bize ulaştı. Ancak insanların yapabileceği bir şey değil. Buraya AFAD'ın gelmesi lazım. Vatandaş da olmuyor. Çok fazla ilaç içtik. O ilaçlar bizi biraz yatıştırıyor. Ancak daha fazla dayanamıyoruz. Bakın ben dışarıyı görüyorum. Burada bir otopark var. Otoparkın tepesinde ufak bir çatı var. Ve Murat Doğru karar eğitim kurumları. Doğru karar eğitim kurumlarını görüyorum. Lütfen AFAD, ambulans bir şey gelsin. Lütfen yardım edin. Hayır. Enkaz altından çıkarılmadık. Enkaz altındayız. Birileri gelsin buraya. Belden yukarımız sağlam, belden aşağımız beton altında ezildi. Ses konuşabiliriz. Kaliteli iletişim kurabiliriz. Fakat direnemiyoruz. Acımız çok yüksek. Bu beton buradan, beton duvar buradan kaldırılmadığı sürece buradan çıkamayız. Göz göre göre soluyoruz. Üçer parol attık. Yerler bize ağrı kesici getirdi. Eğer bu üzerimizdeki beton blok kalktığı takdirde buradan sağ salim kurtulacağız diye umuyoruz. Ve kurtarılamadı bu insanlar. Böyle bağıra bağıra seslerini duyurmaya çalışa çalışa hayatlarını kaybettiler. Yani soldular. Lanet olsun, bunca gündür bir kişi bile istifa etmedi. Bir kişi bile sorumluluk alıp bizim bu işte sorumluluğumuz var. Bunun hesabı da şu an verilebilecek hesabı yargının dışında önce istifadır. İstifa ediyoruz. Bu koltukta oturma hakkına sahip değiliz deyip hiç kimse istifa etmedi. Ama bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Bakın ekranda şu an son durum olarak veriliyor. Deprem bilimci Ahmet Ercan gözaltında. Sanıyorum sosyal medya paylaşımları nedeniyle değil mi arkadaşlar? Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmış deprem bilinci Ahmet Ercan tweetler atmıştı. Bugün gün içerisinde bakayım hemen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Ercan hakkında 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depreme yönelik sosyal medyadan yaptığı ilk 2 gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş şeklinde paylaşımı vardı sosyal medyada. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Ahmet Hoca bunu duyurmuş olalım. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla zaten insanlar gözaltına alınıyor. Bir tweet'i üzerinden de Ahmet Ercan gözaltına alınmış. Gelişmeler olursa bilgi alırsanız arkadaşlar bana da aktarabilirseniz bunu izleyicilerimizle paylaşalım. Şimdi takibimizde Ahmet Ercan'ın durumunu takip edeceğiz. Gelişmeleri de aktaracağız size. Bir taraftan da birazdan İskenderun'a gideceğiz çünkü Turhan Çömez bize çok kritik bilgiler aktaracak. Yayın öncesi aradı beni. Dedi ki kamuoyunun bu bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Uzun zamandır orada bir sahra hastanesi kurmuşlardı. Hatırlayacaksınız bu ekrandan demişti ki ya burada bir sahra hastanesi var. Bölgede hastane kalmadı ama bu hastaneyi kullanmıyorlar. Gelin kullanın. Hekimlere, hemşirelere ihtiyacımız var. O aman oraya gitmeyin. Hakkınızda bir şeyler yaparlar. Soruşturma başlatırlar. İşinizden ederler deyip insanları buradan kaçırmaya çalışıyorlar. Orsa bu da hizmet veriyoruz demişti. Görüntüleri paylaşmıştı. Ama bu defa bambaşka şeyler anlatacak Turhan Çömez. Bunu herkesin duyması lazım dedi. Ahmet Ercan gözaltında takip edeceğiz ama Murat böldüğüm için İSİAS'a gitmiştik.
soluyoruz diyerek insanlar hayatını kaybetti. Bunu unutmamamız gerekiyor. Bu çabadasın zaten. Sen devam et. Ben de Ahmet Hoca ile ilişkin bir ikimiz olduğumuz için mecburen yazışmak durumundayım. Bir bilgi alayım. İSİAS'ta bu insanlar can verdiler. Ve helalleşme nasıl olur? Biz küçükken giderdik, komşunun bahçesinde erik vardı. Bizim bahçemizde de vardı erik. İki tane erik aldığın zaman hakkını helal et, erik aldık diye bağırırdık, helalleşirdim. Ne bileyim, öyle bir dini kavramdır. Hani helalleşmenin şeyi budur. Birine haksızlık yaptığın zaman onunla ilgili vicdanını rahatlatmak için söylenen şeydir, kelimedir. Helalleşirsen sen birey arasında ya da biriyle kendi arasında yapmış olduğun hatadan dolayı helalleşirsin, değil mi? Ya da affını istersin ya da özür dilersin. Bunları yapabilirsin. Devlet katında bulunan devlet yetkilileri helalleşmezler. Hesap verirler. Hesap verirler. Bu insanlar enkaz altındaydı. Sağ çıktılar. Ama o kadar saat enkaz altında kaldılar, sağ çıktılar. Ama ne yazık ki hastaneye giderken ve hastanede vefat ettiler. Öldüler. Bunun gibi on binlerce insan bu şekilde can verdi şöyle. On binlerce yurttaşımız, on bin anne, on bin baba, adına kardeş, eş, evlat ne derseniz. Oradaki yaşanan, güncel sahada yaşananları bilmeyenler, o günkü insanların nasıl bağırarak can verdiğini bilmeyenler için belki çok absürt gelebilir söylediklerimiz, abartı gelebilir. Bizim ideolojik düşüncelerimizin karşısında olan ve şu anda iktidar cenahını destekleyen gazeteciler, bölgede bulunan gazeteciler dahi bunun aksini söyleyemez. Vicdanı, ahlakı olan hiçbir insan bunun aksini iddia edemez. Bu insanlar öldüler. Gidip de İSİAS'ta ölen voleybolcu genç çocuklar var ya, Kıbrıslı. Gidip onun annelerine deyin bakalım, hakkınızı helal edin deyin. Söyleyin ya. Bakın neler söyleyecekler. Bu ailelere gidip deyin ki hakkınızı helal edin. Gözlerin içine bakarak söyleyin. Deyin. Deyin bakalım neler olacak. O insanlar size neler söyleyecekler. Yürekleri yanıyor şu anda, ciğerleri yanıyor. Bunu acıt etmek için falan söylemiyorum şöyle. Hala insanlar şu anda yasını tutuyor. Acısını tutuyor. Bak. Öyle şeyler yaşandı ki burada. Mesela bir hanımefendiyi kurtarmak için enkaz altına girdiklerinde yaşlı bir teyze arama kurtarma ekibine diyor ki, ya niye haber vermediniz? Bir şeyler hazırlardım sizin için. Şu anda ortalık dağınık diyor. Bu psikolojide canlı olarak çıkıp dışarıda olan insanlar var. O insanları saatlerce enkazının başında ve günlerce enkazının başında bekleyenler var. Ve bu enkazda on binlerce insanın öldüğünden bahsediyoruz ya, 45 bin insanın öldüğünden bahsediyoruz ki bence sayı daha fazla. Daha öyle olduğunu düşünüyorum. Ama yaralı olarak bahsettiğimiz insanların durumlarını biliyor musunuz? Kiminin kolu kesildi? Hangi organı kesildi? Hangisi organ yetmezliği çekiyor? Ve bundan sonraki hayatına nasıl devam edecekler? Kaç yüz bin insanın bu şekilde olduğunu biliyorlar mı? Ya da kaç on binlerce insanın hangi durumda olduğunu biliyorlar mı? Ve bunların yaşatacağı travma. İnsanlar şu anda acısını yaşıyor ve yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Yaralarını sarmak dediğim unutmak anlamında değil. Kendilerini hayata idame ettirecek şekilde getirecek düzeyde bir şeyler, bir sonuçta bulunmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalıştıkları bu insanların. O insanların gözünün içine bakarak helalleşeceğiz kelimesini kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanı ilk gün yapacağı açıklamayı Adıyaman'da yaptı. Geç kaldık dedi. İlk günden beri bizim söylediğimiz şeyi, bizi vatan haini, devlet düşmanı, hain, troll, o bu filan diye nitelendirenler, Cumhurbaşkanı açıkladı. Açıkladı Cumhurbaşkanı. Dağarlarını da söyledi birazdan. Tabii dağarlarını da söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı, geç kaldık dedi. İstediğimiz seviyede değil dedi. Biz de bunu söylüyoruz zaten. Neden diyoruz, neden? Bu kadar neden hazırlıksız yakalandık? Bizim devletimiz büyük devlet. Bizim çok güçlü kurumlarımız var. Niye çalıştıramadınız? Niye buralardaki bireysel hataları görmüyorsunuz? Niye bu insanlar bir istifa etmiyorlar bu görevlerinden dolayı? İnsanları vicdanen bile rahatlatmıyorlar. Niye hala inatla bizim bir kusurumuz yok demeye getiriyorlar? Hatta kusurumuz yok diyorlar. Neyle övünüyorlar? Yaşatmakla övünemiyorlar şöyle. Neyle övünüyorlar biliyor musun? Dini vecibelerini yerine getirerek gömdük insanları diyorlar. Devlet dediğin aygıtı savunuyorsan, ki ben Kemalist bir adam olarak söylüyorum bunu. Devlet dediğin aygıtı savunuyorsan devlet yaşatır.
Devlet öldürmez, devlet yaşatır. Devlet seni o toprağa girmeyecek şekilde yaşatır. İyi gömdüğüyle övünmez devlet. Ben toprağa verdirmedim vatandaşımı demekle övünür. Yaşadıklarımıza bak ya. Ve onun üstüne bir de biz ne yapıyoruz? Ortaya daha başka şeyler çıkmaması için dua eder vaziyete geldik. Her sabah kalktığımızda bugün ne duyacağız? Bugün hangi rezaleti duyacağız? Bugün hangi küfrü duyacağız? Bugün acaba başımıza ne gelecek? Bugün tutuklanacak mıyız? Bugün bizim neyimizi yasaklayacaklar? Biz bununla kalkıyoruz. İşte o en büyük rezaleti sen anlattın, Kızılay'ı. Birazdan ona ilişkin önemli belgeler de açıklayacaksın. İlk kez kayda geçsin de. İstersen bir İskenderun'a gidelim önce. Turan Çömez orada İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı. Turan Bey merhaba.